Da kaybolan 16 yaşındaki Cemre ile ilgili yayınımız sırasında gelen ihbar ve 26 Ağustos'ta çekilen bu fotoğraf gelişmeleri hızlandırdı. Ben Cemre'yi köyde gördüm. Akdeniz banemisi hastasıyım dedi. Öyle mi? Fatih ile el ele kol kola geziyorlardı köyde. Bilgiyi Cemre'den başka kim verebilir? Akdeniz anemisi taşıyıcılığı var Cemre'de. Gözüküyor. Evet. He? Cemre. Bu fotoğrafın çekilme tarihi sende ne gözüküyor telefonunda? Abla 26 Ağustos. Peki yazıyor mu fotoğrafın üzerinde nerede çekildiği de? Akkuş Teferli yazıyor yani. Cemre'nin Ordu'da Fatih Gümüş'le birlikte olduğu fotoğraf ve görüntülerle ispatlandı. Bence bizim vazifemiz bu kadar diye düşünüyorum. Bu vazifemizi tamamladıktan sonra artık geri kalan emniyetin adaleti. İşi. Cemre'nin yanlarında olduğu bilgisi doğrulanınca Gümüş ailesi de panik oldu ve hemen harekete geçti. Yayınımız sırasında Cemre Korkmaz'la ilgili ihbarlar gelmeye devam ederken bir yandan Fatih Gümüş'ün ailesinin avukatı asistanıyla birlikte Cemre Korkmaz'ı Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne getirdi. Şu anda Cemre Korkmaz içeride ifade veriyor. Programımızda Fatih Gümüş ve ailesi her defasında Cemre'nin kendilerinde olmadığını, merak ettiklerini söylemiş, hatta çağrıda bulunmuşlardı. Ben aslında Cemre Korkmaz'ı görmedim bile, tanımıyorum bile, sadece adını biliyorum. Lütfen dön artık, hani dönmüyorsan da bir iyi olduğuna dair bir haber ver. Herkesi perişan ediyorsun, lütfen dön. Bir yuva kuralım sen yani okulunu bitirdikten sonra. Ama dön yani lütfen. Dönmeni istiyorum. Cemre'nin ailesine müjdeli haber yayınımız sırasında geldi. Aile soluğu karakolda aldı. Gözünüz aydın, kızınız bulundu. Sağ olun, çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Müge Anlı'ya, bütün ekibinize, hepinize ayrıca yayına katılıp halasına, o ihbarda bulunan bayana, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama bu bir komplo. Hepsi ekip olarak kurmuşlar. Kızımı götürmüşler. Onların elindeydi. Köşeye sıkışınca da artık yapacak bir şey kalmadı. Bırakmak kararı aldılar kendi akıllarınca. Cemre'nin ifadesi alınırken Fatih Gümüş ve ailesi de karakola geldi, ifade verdi. Senin yanında mıydı? Bugün ortaya çıkan deliller de vardı. Siz de kızı getirdiniz. Yani benim yanımda olsa ailesi niye gitti? Ben kıza yemek almışım. Hani ailesi nerede? Niye sahip çıktı? Yani sana göre dün mü geldi? Yani benim geldiğimden de sizin haberim oldu zaten. Kız sizinle miydi? Yok. Ne zaman size geldi peki? Bugün. Dün mü bugün mü? Bugün sabah işte. Karakolda bu gelişmeler yaşanırken dışarıda da programımızı izleyen seyircilerimizin Cemre'nin annesine desteği vardı. Onlar da sanki kendi çocukları bulunmuş gibi sevinçlerini paylaştı. Müge Anlı'nın programını biz izledik, dışarı çıktık, kız bizim aradan minibüsle geçti. Yanında bir tane gençten bir çocuk var idi. Yayında gördüğünüz Fatih Gümüş mü vardı? Aynen, çocuk var idi. Buraya geldiler zaten. Direkt mi buraya geldiler ama. Şükür bulundu. Çok şükür. Yüzüm artık gülüyor. Uykusuz olsam da, açsız olsam da hiçbir şey umurumda değil. Çok şükür. Allah safa sağlam getirdi. Kızım safa sağlam burada. Diğer kayıpların inşallah benim gibi mutlu sevinçli haber çok almasını şükür temenni ediyorum. Ama Müge Anlı varken bu iş kesin çözülür dedik zaten. Çok gözümüz aydın olsun, çok sevindik. Ailelerin ifadelerinin tamamlanmasının ardından Cemre Korkmaz'ın da ifadesi tamamlandı. Ve buradan yurda gitmek istiyorum dediği için yurda götürüldü. Evet, Cemre'nin annesi Aytan Hanım da bugün stüdyomuzda. Ay inanmıyorum. Ay canım benim ya. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet etmişsin. Gözün aydın. Çok teşekkür ediyorum. Gözün aydın. Allah razı olsun. Hepinizden çok sevindik gerçekten. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz de ekipçe inanılmaz bayram ettik çok yani. Değişim. Ben bayram etmedim. 17 Ağustos'ta kızım gitti. Bayramda onların yanındaymış. Ben bayram etmedim. Şu an benim bayramım ama yine kızım yanımda değil ama sağ olduğu için şu an benim bayramım. Çok şükür sağ salim geldi. Şu an devlet korumasında. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok heyecanlıyım. Ay çok titriyorsun. Gel otur. Gel, şu anda. Gel. Cemre ile konuşabildiniz değil mi? Cemre biraz tepkiliydi bana televizyona çıktığım için onu. Niye beni mi arıyorsun dedi. Niye beni aradın? Niye televizyona çıktın dedi. Heh. Ne yapsaydım dedim. Yani elim kolum bağlı beklese miydim? Seni bırakacağımı mı düşündün dedim. Yani ben evlat sahibiyim. Nasıl bırakabilirim ki yani? Elim ayağım titriyor şu anda. Ay canım benim ya, çok heyecanlı. Yani o anda gördüğüm zamanda da zaten yani biz... Sarılmadı mı? Öyle şey yapmadı mı? Sarılıp özür dilemesini, anne beni affet demesini bekledim ama o anda yıkıldım ben. Hani özür dilemesini beklemedim. Ama hani anneciğim deyip onu sarılıp koklamak isterdim ama polisler bizi ayırdı.
Ben zaten buradan direkt Sefaköy Polis Merkezi'ne gittim, bekliyordum. Ama bize yani son dakika haberi gibi oldu. Biz aileyi beklerken, onlardan bir açıklama beklerken avukatın asistanı tarafından getirilmiş. O kim dedim. Biz de bilmiyorduk. Kadın bırakıp kaçmaya çalıştı avukatın asistanı. Gördünüz mü onu da? Gördüm. Kapalı bir bayandı. Polisler izin vermedi. Hayır dedi, gidemezsin, ifaden alınacak denildi. Onu da bıraktılar. Biz ayrı ayrı odalara geçtik zaten. Sonra karşılaşma anı? Konuşturmadılar bizi. Kızla? Evet. Yurtta görüşeceğiz şu anda. Peki nasıl dedi sana, bunları nasıl söyledi? O anda karşılaştık zaten biz ilk etapta. Hani kızım burada dedi Kenan Bey. Gel işte, kızın geldi, kızım burada dedi. Benim elim ayağım hala şu anki gibi daha fazla titremeye başladı. Baktım sen dedi beni televizyonlara çıkarttın. Niye çıkarttın? Yani böyle bir şeye tepki vermesi de... Senin kalbini kırdı. Kalbimi kırdı açıkçası. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ay, İyi ki varsınız. Rica ediyorum hayatım. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Siz olmasanız gerçekten yani beni bu yayına almasalardı... yine ben kızımı bir 48 gün, bir 58 gün daha bulamayacaktım. Çok güzel saklamışlar. Rahmi Bey'e de sormak istiyorum. Bırakmışlar. Biz şikayetçi olduk. Eşim şikayetçi oldu. Serbest bırakılmış, tutuksuz olarak yargılanacaklar. Yani bizim şikayetçi olmamıza rağmen neden serbest bırakıp tutuksuz yargılanıyor? Çünkü tahkikatın başında serbest bırakılmaları olabilir. Evet. Ama bu demek değil ki ileride beraat edecekler. Yine mahkeme sonunda bir ceza hükmedilirse kesinleştiği zaman içeriye alınırlar. Veya tabii ki hapis cezası verilirse, paraya çevrilmezse onlar ayrı. Ama şu anda küçük yaştaki bir kızı alıkoymak, hürriyeti tahdit suçları elle tutulur, gözle görülür vaziyette mevcut. Bunun cezası da yargıyı yanıltmak. 3 seneden 9 seneye kadar hürriyeti tahdit alıkoymak. Yargıyı yanıltmak. Yaşı küçük olduğu için, pardon? Yargıyı yanıltmak. Yargıyı tabii, yanıltmak. Tabii. Yaşı küçük olduğu için yarın nispetinde artacaktır. Yani şu anda 4,5 seneden 13,5 seneye kadar yalnız hürriyeti tahdit ve alıkoyma. Müge Hanım'ın hatırlattığı yargıyı yine takat yürütenleri yanıltmanın da cezası ahiriyeten vardır. Yani mutlaka cezai bir meyleyle karşı karşıya kalacaklardır. Müşteri olun. İnşallah. Yani inşallah kıza el sürmemişlerdir. İnşallah. Yani kıza el sürdülerse ceza zaten, o zaman çok artıyor. O zaman ayıkla birinci taşını, işleri çok zor. Yani peki size söyledi mi kızınız orduya gittiğini? Ben onlardan sonra gittim dedi. Hı? Onlar gittikten sonra ben gittim dedi. Yanına söyledi. Dedi. Ama yani Cebri orduya nasıl gitsin ki? Cemre'nin yalan. İfadesi nasıl? Her taraf yalan yani. İfadesi. Cemre'ye bile yalan konuştu. Yani Cemre oraya gittim konuşuyor. Ama onlar beni götürmediler. Ben kendim gittim. Yani ondan sonra, sonra ben onların yanından ayrıldım. Başka yerde çalıştım. Bir şeyler örmüş. Hiç televizyon izlemedim. Sonra bir ifadeye göre perşembe akşamı o ailenin yanına gelmiş. Bir ifadeye göre cuma sabahı gitmiş. Zaten annesi bize haber verecekmiş ama telefon çekmediği için söyleyememiş. Hani bağlanmıştı, telefon çekmemişti ya. Evet. Oradan söyleyememiş ama tabii biz yani burada Cemre hepimiz canlı izledik ki aslında oradaki fotoğrafın çıkmasının ardından zaten Cemre'de artık avukatlara da teşekkür ediyorum. Herhalde o yani demek ki avukatlarına haber verdiler. Avukat da artık daha ne dedi ve tabii, kızı teslim edin yok dedi, doğru diye, yolu gösterdi. Telkinde bulundu diye düşünüyorum ama onlar da böyle düşünmüyorlar. Cemre anlaşılan yani biraz onları koruyucu şeklinde, koruma düşüncesiyle ifade veriyor gibime geliyor anlattığınız gibi ise. Tabii Cemre onları korumak için evet, böyle onları bir koruma ifade durumunda yani, ama takatli yürütecek olan Sayın Savcım bunun teşhisini, tespitini koyar. Tabii uygulama burada böyle. Ben bu uygulamaya karşı olduğumu her zaman dile getiriyorum. Yine dile getireceğim. Rami Bey'in de az önce dediği gibi annenin sorduğu soru, siz böyle bir durumda şikayetçi olduğunuzda insanlar oradan serbest bırakıyorlar ve bu özellikle anne babaların içine oturuyor, yüreğine oturuyor. Evet. Ben bunu daha evvel Meclis Araştırma Komisyonu'nun bir toplantısına katılıp yine dile getirmiştim. Uygulamanın bu şeklinin yanlış olduğunu düşünüyorum ve bunu da orada açık bir dille ifade etmiştim. Çünkü ben her gün bu ailelerle beraberim. Ama savcılık davayı açtıktan sonra zaten durum değişiyor. Şu an hiçbir şey için üzülmeyin.
Evet önemli. Kimsenin cezaevine girmesini elbette istemiyoruz. Ama kimse kimsenin ya çocuğuna değil kimse kimsenin yani bir telefonuna bile dokunamaz. Hırsızlık yani bu. Gayet tabii. Bunun adı hırsızlıktır. 16 yaşındaki bir çocuğun kimse sorumluluğunu üzerine alamaz ve almamalıdır. Alırsanız başınız yanar. Bir de şunu hiç anlayamadım ben bu ailede. Hala Kebriye Hanım'la konuşurken yine hep bizi suçlamışlar falan. Vallahi siz niye suçladığınızı anlamıyorum hanımefendi. Ben size söyleyeyim. Yani sizin de çocuğunuz kaybolsaydı aynı şey sizin için de geçerli olurdu. Ki sizin de çocuğunuz bir süre evden kaybolduğunu ifade etti. Sizin çocuğunuz buraya bağlanıp halası ve bütün köy için tiyatro eğitimi almışlar dedi. Yani şimdi o zaman biraz da oturacaksınız, bir aynaya bakacaksınız, kendinize bakacaksınız, biz nerede yanlış yapıyoruz diyeceksiniz. Anne babaların çocuklarını koruyup kollama gibi bir yükümlülükleri vardır, bakın kanunen. Şimdi duygusal olarak siz çocuğunuz bunun başına kötü bir şey gelmesin diye koruyup kollarsınız, orası ayrı. Kanunen Ayten Hanım'ın ve Levent Bey'in çocuklarına karşı bir yükümlülüğü var. Yani eğer bu çocuk şimdi 48 gün sonra diyelim ki başına bir iş geldiyse devlet ona soruyor. Diyor ki sen niye çocuğuna sahip çıkmadın? Bak bu hepimiz için geçerli. Allah hepimizi korusun. Ben hiç büyük konuşmam. Hepimizin başına her şey gelebilir. Çünkü evlatlarımız bizlerden çok ayrı bireyler. Bunu kabul etmek lazım. Kimse de anne babayı da suçlamasın. Yaşayan bilir, çeken bilir. Yani bazı çocuklar gerçekten baş edilir gibi olmuyorlar. Ama devlet ona bakmaz. Anne babanın yükümlülüğü var. Bu anne baba çocuğunu aramak zorunda. Saldım çayıra, Mevlam kayıra, istediği yerde olsun, gitsin, istediğiyle yaşasın diyemezsin. Yani o çocuk, bir çocuk doğduğu andan itibaren bir devletin vatandaşı. Bu Türkiye olur, Amerika olur, İran olur fark etmez. Bir anne babanın da bu çocuğu koruyup kollama yükümlülüğü var. O yüzden bizim de çocuklarımızın üzerinde belirli haklar var. Ne yapsınlar, aramasınlar mı? Ne yapsınlar, nerede diye sormasınlar mı? Ya da buraya geldiğinde biz sormayalım mı? Sormak mecburiyetindesiniz. Çünkü 18 yaşına kadar çocuğun sorumlu yaptığı bütün icraatlardan yani. Ebeveyn olarak anne baba sorumlu. Evet. O bakımdan sorumluluk yani nimetle külfet karşılıklı eşittir. Madem ki sorumluluk külfeti var o zaman ona müdahale etme nimetinden görevinden de istifade edecek. Tabii böyle bir hakkımız başka da var. Yani başka şansımız yok. Çocuklar ne derse desin. Fakat ben rica ediyorum özellikle anne babalara. Artık hani Fatih'in annesi babası için söyleyecek bir şey bulamıyorum. Dilerim onlar da bir kararlarını, hayatlarını bir gözden geçirirler. En azından kendi çocukları için doğru karar vermelerini rica ediyorum. Hiçbir şey için insan yani ne bileyim çocuğu ayağa taşa takılıp düşsün istemiyor. Şimdi bak senin çocuğun annesinin adı neydi? Unuttum Fatih'in annesinin adı. Muazzez. Muazzez Hanım. Ben sizinle de konuştuğumda söyledim Muazzez Hanım. Ben sonuçta bizi düşman bellemenizin bir anlamı yok. Ben sizin çocuğunuz için de hukuki sorunları anlattım. Bilmeyebilirsiniz ama sizin bilmemeniz demek olmayacağı anlamına gelmiyor. İnşallah kıza oğlunuz elini sürmemiştir. Elini sürdüyse Rahmi Bey'in anlattığı bu cezalara siz kafadan bir 10 yıl daha ekleyin. En az. En az. Ekleyin yani. Evet. Şimdi değer mi? Peki bunu aile buraya da gelmesine ne gerek vardı? Aile sizi bunu açtığında evet bizim burada gelin hep beraber oturalım yani. Konuşalım demek varken. Şimdi işi buralara kadar getirmenin nedir anlamı? Maalesef. Yani ben ilk defa böyle bir evlerine olayla karşılaşıyorum. Evlerine gittim yanım, yayında Allah da söyledim. Allah insanlarla karşılaştırsın her birimizi. Doğru kardeşim gitti, gelinimiz gitti. Fatih'le birebir konuşmuş. Bak bu çocuk sendeyse gelinimiz söylüyor. Fatoş Hanım, eğer sendeyse ver bana. Ben bendeydi derim. Senin ismini hiç karıştırmam. Bendeydi, bizde saklanıyordu derim. Seni hiç karıştırmam. Yeter ki çıkartma. Biz Fatih'le de burada konuştuk. Gerçekten yok bende. Rahmi Bey'le dakikalarca konuştuk. Ama Fatih de burada bayağı rol yaptı yani. Konuşmalarıyla. Şişti. Ailesi de, kendisi de. Yani hiç böyle en ufak bir şekilde kenarından geçmeye yanaşmadılar. Tiyatro bir de burada almışlar. Gayet güzel seslendi. Kızım gel merak ediyoruz şudur budur falan filan diye. Yani o yaşta bu kadar rol yapmakta bravo. Vallahi billahi. Cemre'ye kavuştunuz. Cemre şimdi devlet koruması altında. Ama bir gerçek var. Cemre tabii ki bir takım sıkıntılar bundan sonraki döneminde bir takım desteklere ihtiyacı olacak. Çünkü sıkıntıları var.
Ama burada Fatih de yandı. Yazık oldu yani. Yazık oldu. Fatih'e de yazık oldu. 20 yaşında bir genç, annesinin ve babasının yanlış yönlendirmesi sebebiyle biz anne baba olarak çocuklarımızın hep arkasında olacağız. Ama doğru işler yapmalarını sağlayarak, yanlış bir iş yaptıklarını hayır gördüğümüzde... Hayır demeyi bileceğiz. Evet. Bak bu yanlış, burada arkanda olamam. Aksine bunun doğrusu şöyledir diye göstermek zorundayız. Değil mi? Böyle yükümlülüklerimiz evet, de var aynı zamanda. Bu yükümlülüğümüz de var. Ben Fatih için de çok acıyorum. Çünkü o anne baba çocuklarına belki destek olduklarını düşündüler. Ama yanlış hayır bu bir destek değil. Başını yaktılar. Bu bir destek değil. Yandı Fatih. Yanlış. Yani hukuk önünde, yargı önünde Fatih'in de hayatı çok zor bir duruma düştü. Hiç dilemezdim ben bunu. Hele hele. İstismar durumu söz konusuysa askere gidecek çağdaki bu çocuk cezaevinin parmaklıklarında gençliğini geçirecek maalesef. Maalesef ya. Evet. Yani 2 yıl sonra çıkıyor karar, 3 yıl sonra çıkıyor karar ama ne yazık ki çıkıyor. Evet. Yani ne yazık ki de demeyeceğim. Aslında çıkması da lazım. Bunun da bir şekilde örnek olması lazım. O dediğim gibi insanların biraz hani önlerini alıp şapkalarını bir düşünmeleri gerekiyor. Yani sağa sola saldırarak, sağa solu suçlu ilan ederek hayat geçmiyor yani. Keşke öyle bir hayat olsa ama bunun adı psikolojide ya da psikiyatride bilmiyorum hani bunun adı yansıtmadır yani. Ben hiçbir şey yapmadım hep karşı taraftan dolayı. Bir de ay ne kadar Cemre'yi benimsemişler. Annesi babası gene yok ben yemek getiriyorum. Aa yok yok o kadar değil yani. Annesi gelini aldım diyor. Yok o kadar gelin yani. Sayıyor 16 yaşındaki. Ya çok reşit olmayan şeyler. Kızı. Çok yanlış düşünceler. Bence ailece bir yardım almaları lazım. Yani niye öyle düşündükleri konusunda bir yardım almalarını ben tavsiye ederim. Gene bunu bir hakaret olarak kabul etmeyin. Bir yardım olarak, bir yardım çağrısı olarak kabul edin. Hatta ben Arif hocamdan da ricacı olabilirim. Yani bir yardım alın. Niye biz böyle düşünüyoruz? Niye insanlar bize doğruyu anlatıyorlar? Polis anlatıyor, savcı anlatıyor, Müge anlatıyor, Rahmi anlatıyor. Şey, niye acaba biz yine de kendi aklımızla devam etmeye çalışıyoruz? Değil mi? Bir açıklaması asıl, bir uzmandan alınması asıl lazım. Asıl yanlış olan şu. 16 yaşında, 15 yaşında olup da rüştünü ispat etmemiş bir kızı herhangi bir şekilde annesinin babasının izni dışında, bilgisi dışında bir yere götürmek yanlıştır. Buna evde bakmak, etmek, gelinim demek bir kez daha yanlıştır. Ya bir de tabii inşallah şimdi sosyal hizmetler de Cemre'ye yardımcı olacaktır psikiyatrik anlamda ama arkadaşlar çok özür diliyorum. Bunu kızınız için söylemiyorum. Genel anlamıyla söylüyorum. Dediniz ki siz de benim kalbimi çok kırdı. İnsan bir şunu düşünmeli ya. Yani sonuçta Ayten Hanım Cemre'nin annesi. Annesine böyle davranıyorsa bu çocuk acaba doğru düşünebiliyor mu? Sosyal muhakemesi eksik. Peki bu sosyal muhakemesi eksik çocuk yarın bir gün sana ya da oğluna nasıl davranacak? Başka türlü yanlışlar yapacak. Ne yapacak? Evet. Başka türlü yanlışlar yapacak. Ki Fatih'in halası çok net ifade etti. Arabada Cemre ona karşı saldırgan ve gayet olmayacak sözlerle davrandığını yani söyledi. Hala müthiş yani gerçekten. Evet. Bir de halayı da suç eder. Levent Bey mi? Cemre'nin babası sefantınızda. Levent Bey gözünüz aydın tekrar. Gerçekten sizle konuştuğumda gözlerim dolu dolu oldu. Allah sizden razı olsun. Başta tüm ekibiniz olmak üzere. İyi ki varsınız. İyi ki buldunuz. Ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sadece 48 gün boyunca bizim çektiğinizi bir saat o aile çeksin. Bir saat diyor bak. Evet. 48 gün boyunca benim İstanbul'da aramadığım hiçbir yer kalmadı. Sadece onlar bir saat çeksin. Onları Allah'a havale ediyorum. Düşmez kalkma. Çekmişler de zamanında zaten. Benim şaşırdığım nokta o yani. Evet. Onlar da benzer bir duygu yaşamışlar yani. Kolay gelmiş demek ki. Ama dediğim gibi yani onların da söylediğini söyleyeyim. Bize Kebriye sen konuştuğunda anne akşam geldi dedi galiba. Ne konuştunuz?
Müge Hanım, evet biz Muazzez Hanım'la konuştuğumuzda Muazzez Hanım önce çok mutlu bir şekilde kız, evet ben de kızın bulunmasına çok sevindim. Çıkmış gelmiş sizin programınızı seyretmiş gelmiş diye söyledi. Sonra biraz bir şeyler söyledikten sonra programla ilgili ardından da hiç Cemre'nin kendileriyle alakası olmadığını hatta şöyle bir şey söyledi çok şaşırdım. Yayında bizim gösterdiğimiz fotoğraf için dedi ki o dedi Suriyeli kızın resmini de dedi benim yeğenim çekmiş dedi. Yeğenim o kıza aşık mı olmuş nedir anlamıyorum niye o kızın resmini çekmiş deyince ben artık Muazzez Hanım yapmayın dedim bu kadar da değil. Konuşunca biraz agresifleşti ve daha sonra da o bize zaten cumartesi geldi akşam da bizdeydi sizinle görüştürecektik telefonla ama telefonlarla ulaşamadık size şeklinde açıklama yaptı. Neyse artık yani bundan sonrası dediğim gibi cuma günü dedim emniyetin işi bundan sonrası da adaletin işi. Herkes yaptığı eylemlerin tabii ki sonucuna katlanacak. Yani sizin de gözünüz aydın. Teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Yani Allah yardımcınız olsun. Yani bu iş amin. Burada bundan bitmedi. Sonra, sizin için farkındayım. Evet, Cemre'yi kazanmak benim amacım. Cemre'nin sevgisini kazanmak. Cemre'yi hayata tekrardan hazırlamak. Sosyal hizmetlerin desteğiyle. Birazcık kafasını dinleyip birazcık hatasını, eğriyi, yanlışı, doğruyu ayırt edip. Bundan sonra önümüze bakacağız artık.